Şarkılarıyla, kendine has tarzı ve sözleriyle bir döneme damga vurmuş. Türk halkının kalbinde yer edinmiş Müslüm Baba'yı anlatıyoruz. Müslüm Gürses 7 Mart 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıköz köyünde dünyaya merhaba dedi. Kerpiçten yapılma bir evde gözlerini açan Müslüm Gürses'in iki de kardeşi vardı. Zorluklar içerisinde hayata tutunmaya çalışan aile, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Müslüm Gürses 3 yaşındayken Adana'ya göç etti. Annesinin ölümünden sonra kardeşini de kaybeden Müslüm Baba için tek liman müzikti. Terzi çıraklığından kunduracılığa kadar birçok işte çalıştı. Eline attığı işi düzgünce yapan Müslüm Gürses, annesinin vefatından sonra ise psikolojik olarak tamamen çöktü. Kendisine gelemeden kardeşinin ölümüyle de sarsılan Müslüm Gürses iyice içine kapanık bir hale gelerek müzik ile bütünleşti. Adana Aile Çay Bahçesi'nde kazanılan bir isim Müslüm Gürses. Eğitim hayatına ilkokuldan sonra ilerletmeyen Gürses'in müzikle yolu Adana Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen bir müzik yarışması ile birlikte kesişti. Yarışmaya bit pazarından toparladıkları ile katılan Gürses bu yarışmada birinci oldu. İlk Müslüm Gürses ismi ise burada ortaya çıktı. Yarışmadan sonra terziliğe geri dönen Müslüm Gürses'in şansı arkadaşı Mehmet'in bir gazinoda Hasan'ın az solistin yerine geçmesi için teklifte bulunduğunda değişti. Gösterdiği müthiş performans ile herkesi etkileyen Müslüm Baba bu performansından sonra 1986 yılında İstanbul'a gitti. Emmioğlu Ova'da taşa basma plağıyla tam 300 bin satış yaparak başarısını tarihe yazdırdı. Çıktığı Anadolu turnesinde şoförünün uyuyakalması yüzünden büyük bir kaza geçiren Gürses, doktorlar öldü diyerek morga kaldırdı. Gürses hayata tutundu ve gözlerini açtı. Ölmediği fark edilip ameliyata alınan Gürses artık daha az işitiyor, koku alamıyor ve başına aldığı en hafif darbede bile ölüm riski taşıyordu. Usta sanatçı geçirdiği kaza sonrasında "Özür diliyorum senden, isyankar ve ben insan değil miyim?" albümlerini çıkardı. Arabesk müzik kültürünün en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu. 90'lı yılların başındaysa gördüğü büyük ilgi onu bir kültür haline getirdi. Müslümcüler her yerde artarak devam ediyordu. Gürses için artık müziğin evrenselliğine inme, farklı kültürlere dokunma zamanı gelmişti. Değişim rüzgarları, seslendiri şarkılara da yansıdı. Nilüfer'den Olmadığı Yer, Teoman'dan Paramparça ve Tarkan'dan İkimizin Yerine parçalarını kendi tarzında seslendirdi. 1979 yılında Gürses için sıra kamera karşısına geçmeye gelmişti. İskenker filmiyle başlayan serüvenine birçok uzun metrajlı film sığdırdı. Hayranlarıyla filmlerinde buluştu. Sinema oyuncusu Muhterem Nur'a çocukluğundan beri büyük bir hayranlık duyuyordu. Hiçbir filmini kaçırmamıştı. 1982 yılında çıktığı Malatya turnesinde karşılaştığı Nur'la 1985 yılında hayatını birleştirdi. 18 Kasım 2012'de geçirdiği bypass ameliyatından sonra kendisi ve sevenleri için kara günler başladı. Akciğer, bağırsak, karaciğer ve böbrek yetmezliği sorunlarıyla mücadelesini 4 ay boyunca yoğun bakımda sürdürdü. Ne yazık ki 3 Mart 2013 sabahı büyük bir sessizlikle uyandı tüm sevenleri. Seslerini kaybetmişlerdi. 7'den 70'e herkesin hayatında iz bırakan, Türk müziğinin büyük ustası, milyonların babası, Müslüm Baba o sabah hepimize veda etti. Biz ne kadar anlatsak da onun hayatı hiçbir içeriğe sığmaz. Siz iyisi mi Müslüm filmini izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek için abone olmayı, beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Diğer videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.